Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Serbik'e yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere FIFA oyunu Foot Draft'ın ilk oynanışını paylaşacağım arkadaşlar. Videonun içinde size çok çok önemli şeyler de açıklayacağım. Bu arada arkadaşlar şu anda hastayım. Üniversite biliyorsunuz üniversitede 2. sınıftayım şu anda. Çok iyi bir ders programım geldi. Çok mutluyum ama üniversite hastalıkla başladım arkadaşlar. Bu yüzden de birazcık üzgünüm diyebiliriz. Ama her neyse arkadaşlar sizlerden ricam bu videoya bir beğeni bırakmanızdır. Ve yenisinize abone olabilirsiniz arkadaşlar. Fazla uzatmadan hemen geçelim. Öncelikle arkadaşlar Foot Draft'taki en önemli özellik şu anda Foot Draft'ın giriş ücretinin yani ücret yanlış oldu giriş coins'inin 2500 coins'e çekilmiş olması. Çok mantıklı bir şey. İlk maçı kaybettiğinizde paketleri quick sell ettiğiniz zaman da size gelen coins toplam 4k falan oluyordu ve zaten ilk maçı kaybeder kaybetmez 11k zarara giriyordunuz. En azından bunda sadece 3.5k veya 3k'ya kadar bir zarara girip en azından Foot Draft heyecanını yaşamış olacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden 2500 coins'e girmek çok mantıklı olmuş. Tabi bunun getireceği sonuçları da arkadaşlar maalesef bilemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ücret az olduğu için acaba gelecek paketlerin kalitesi, gelecek paketlerin sayısı vesaire ne durumda olacak? Bunu da gerçekten kestirmek güç arkadaşlar. EA'nin yaptığı hiçbir işe benim kafam yatmıyor. Yatan adam varsa zaten yatan adamlara bir sakatlık vardı. Çünkü EA her şeyi ucu açık yapıyor arkadaşlar. O yüzden hiç bana göre değil. İşi dolandırmadan arkadaşlar ben açık açık söyleyeyim. FIFA 17 şu bakımdan güzel bir oyun olmuş arkadaşlar. Pace falan filan derken işte pace falan hani önemli olmuş. Önemli olmasından kasıtım şu. Mesela bu oyunda yavaş defanslar hızlı futbol bile yakalayabiliyordu. Yani Mertaz Aker ve Bale'ı falan yakalayabiliyordu. Ama FIFA 17'de bu durum böyle değil. Defans yapmak daha zor ve mesela long shotlarda falan birazcık nerflenme var yani azalma var ama plase şutlar bu sefer de birazcık OP olmuş gibi geldi bana arkadaşlar. Dediğim gibi defans yapmak daha zor olacak. Bu gerçekten güzel bir şey. Çünkü bu oyunda alanı kapattığınız zaman zaten defans yapmasanız bile alanın kapalılığından dolayı oyuncuyla ne yapacağınızı kestiremiyordunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir sonraki oyunda böyle olmayacak. O yüzden ben de bu durumdan çok memnunum arkadaşlar. FIFA 17'den güzel şeyler bekliyorum derseniz oyun içi olarak güzel şeyler bekliyorum. Çünkü karşımıza gerçekten güzel bir oyun gelecek gibi duruyor arkadaşlar. İnşallah connection problemini çözerler. Yani 3 bar connection gösterip maça girince Arabic connection olmaz yani 1 bara düşmez. O yüzden arkadaşlar bu şekilde güzel şeyler bekliyorum. Zaten siz de şu anda arkada FIFA oyuncunun şeyini izliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda formasyon seçimi var. Adam zaten formasyonu seçti ve kaptanlardan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Gareth Bale geldi arkadaşlar. Ben size bir sürü FIFA oyunu videosu hazırlayacağım. Hazır FIFA oyunu demişken arkadaşlar hemen birazcık mevzuya gireyim. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz ben bu sene yaklaşık bir ay önce falan bilmiş olduğunuz gibi hatta 1,5 ay falan filan daha önceden FIFA ile kavga etmeye başladım. Ne konuda kavga etmeye başladım arkadaşlar? Bilmiş olduğunuz gibi FIFA sanki oyunlarını sadece Amerika, Kanada gibi yerlerde satmış gibi hep oralara yatırım yapıyor arkadaşlar. Bu da bana çok ters geliyor. Biliyorsunuz kapalı beta olayı vardı. Kapalı beta sadece İngiltere, Amerika ve Kanada hesaplarında açığa çıktı. Bunun sebebini gerçekten öğrenmek için Twitter'dan FIFA'nın community manager'ı Tom Henderson'a "Can you follow me?" yazdım ve DM'leştik arkadaşlar. Adamdan aldığım cevap sadece şu: kusura bakmayın, demolarımız sadece, betalarımız sadece bu ülkelerde geçerlidir. İlginizden dolayı teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar, burada adam sorar. Ve güzel kardeşim, sen bu oyunu Türkiye'de satıyor musun? Satıyorsun. Lisansını almış mısın? Almışsın. Sen store'da 300 liraya FIFA point millete çakıyor musun? Çakıyorsun. Sen bu üçünü yapıyorsan o zaman benim bu ülkemin diğer yerlerden farkı ne? Birinci saçmalık burada başlıyor arkadaşlar. İkinci saçmalık biliyorsunuz EA kendi başına salak salak hareketler yapıyor. Çoğu kişinin hesabını kilitliyor, açıyor, bilmem ne yapıyor. Ve Türkiye'de herkes İngilizce bilmek zorunda değil arkadaşlar. Türkiye'de herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Benim çoğu takipçim bana yazıyor. Bazen yardımcı oluyorum ama artık ben de bir süre sonra arkadaşlar patlıyorum. Neden patlıyorum? Çünkü herkese de yardımcı olmak mümkün olmuyor. Ama ben herkese cevap veriyorum arkadaşlar. Ya daha doğrusu yöntemini açıklıyorum. Beni bilen biliyor zaten. Facebook grubumuza katılan herkes bilir zaten arkadaşlar. Ben elimden geldiğince yardım etmeye zaten çalışıyorum. Ama bir EA Live Chat'e gerçekten artık bir ne bileyim Türkçe özelliğin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu oyun hani Türkiye'de çok oynanıyor yani öyle böyle değil arkadaşlar. Çünkü zaten Türkiye'de futbol çok sevilen bir oyun. Hani Amerika'da falan Amerikan futbolu kaç kat daha önde yani normal futbola göre. Ama oraya hep yatırım yapıyorlar. Yani ben bunu anlamış değilim arkadaşlar. Sizler anladıysanız yarabbi şükür yani ama ben gerçekten hala anlam veremiyorum.
Bu arada arkadaşlar, bu konunun dışında şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Şu anda, daha doğrusu bugün ayın kaçı arkadaşlar? Daha videoyu hemen çektiğim gibi yükleyeceğim. Bugün ayın 19-20, 21 arkadaşlar. Bugün ayın 21'i. Bu oyun Türkiye'ye yaklaşık ayın 10'u veya 11'inde geldi. Ve şu anda Türkiye'de bu oyunu satan firmanın adını vermeyeceğim. Yerde şeyinde duruyor. Ofisinde duruyor bu oyun arkadaşlar. Ve bu oyun Türkiye'de olmasına rağmen hala arkadaşlar oyunu spotçulara dağıtmıyorlar. Şimdi hepinizin bilmiş olduğu gibi arkadaşlar, önceden bir oyun çıkmadan yaklaşık 2 hafta önce biz oynardık bu oyunu arkadaşlar. Bu son senelerde bu oyun sektöründe bir düşüş var arkadaşlar. Hem satılan oyunlar çok pahalı. Yani bunun sırf kurla alakası yok arkadaşlar. Tamam, kur yükselebilir. Kurun zaten yükselmesi çok normal bir şey. Çok normal bir şey değil ama hani normal karşılanabilir bir şey. Ama sen bu oyunu bu kadar geç çıkarmanın sebebi ne? Zaten bu oyun şu anda Türkiye'de var. Üstüne üstlük sen gidiyorsun. Almanya, İtalya, ondan sonra İngiltere, Kanada ve Amerika'da EA Capture Event diye bir şey yapıyorsun. FIFA oyunu Capture Event. FIFA oyunu Capture Event ne arkadaşlar? Oraya YouTuber'ları çağırıyorlar. Gelin babacığım. Hesap benden, point benden, coin benden, Elgato benden. Sen sadece buraya konsolunu getir, geç babacığım videonu çek. Bilgisayarına getir, gel babacığım videonu çek diyorlar. Şimdi onlar bu videoları çekiyor. Çok güzel. Bu arada ben de şu anda bu videoyu orada video çeken bir YouTuber'dan alıyorum ve ismini falan da vermeyeceğim. İsterse telif hakkı da koyabilir. Hiç de umurumda olmaz arkadaşlar. Şöyle diyorum size. Şimdi bu oyunu, bu videoları adamlar çekti. Değil mi arkadaşlar? Bu videoları adamlar çekti. Şimdi benim takipçim de yani illaki YouTube'da dolaşırken ya da benim temim hani çoğu YouTuber'ın takipçisi gördü bunu ve artık bu oyuna karşı olan heyecanları gitti. Dolayısıyla ben bu videoyu yükleyince takipçilerim bu videoya çok heyecanlı bir şekilde bakmayacak. Ya da ben bu videodan istediğim verimi alamayacağım. Çünkü takipçilerim zaten bunu görmüş oldu. Yani bu ayrımcılıktır arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. Şu anda bunu siz de izliyorsunuz. Ben de bunu yüklemeye karar verdim. Çünkü abi bunları da önceden yüklüyorsa bunun ayrıcalığı ne yani? Hani alışmış göte tövbe tutmaz diye bir laf vardır arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Yani her sene aynı şey arkadaşlar. Her sene. Yani artık gerçekten bu benim sinirlerimi çok bozmaya başladı arkadaşlar. Yani bu ayrımcılık artık yetti. Açtı yani artık. Bu iyinin kendine gelmesi gerekiyor. Her şey yani böyle bir şey yok. Facebook sayfalarına da bir tane koymuşlar adamın tekini. Yorum yazıyorsun cevap vermiyor. Şey yapıyorsun cevap vermiyor. Bu kadar saçmalık olamaz arkadaşlar ya. Hani gerçekten ben de bu videoyu aldım. Paşalar gibi yüklüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yapacak bir şey yok artık. Yani sen bu oyunu Türkiye'ye getirip bana satmıyorsan, vermiyorsan kusura bakma babacığım, ben de bu videoyu alırım. Koyarım da, çekerim de, sana da koyarım, adama da koyarım yani şimdi. Tövbe ya Resulallah. Yani daha yapacak bir şey yok arkadaşlar. Demiş olduğum gibi burada bir ayrımcılık söz konusu. Haberiniz olsun. Şu anda Türkiye'de oyun var ve satmıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu ben size söyleyeyim. Bu oyun çıktığı zaman yine ilk olarak ben alıp çekeceğim zaten. O konuda bir şeyiniz olmasın. Çünkü benim İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Şirinevler'de bir sürü yaklaşık 7-8 senedir tanıdığım abilerimin dükkanları var. Yani ben bu oyunu her türlü en önce alacağım. Ama ben bu oyunu şu an oynamak varken niye 5-6 gün sonra oynayayım? Yani bunun mantığı ne? Ver oynayalım yani. Hani böyle bir saçmalık var. Üstüne üstlük arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeceğim size. Bu oyun normalde pazartesi, yani bu pazartesi salı çıkacaktı. Sonra aktarlar falan. Bu oyun arkadaşlar cuma ve pazar arası bir günde çıkacaktır. %90 ihtimalle bunu size söylüyorum. Bir hafta sonra getirirler ki oyun daha fazla satılsın, daha fazla para kazansınlar diye. Yani yine orada yine kendilerini düşünüyor bu. Neyse şimdi isim vermeyeceğim. Yani dediğim gibi arkadaşlar gerçekten artık sabrım taştı. Diyecek bir şey de yok. Bu videoda size her şeyi anlattım arkadaşlar. Sizlerden ricam videoya bir beğeni bırakmanızı arkadaşlar. Videomuza bir beğeni bırakarak ve yeniseniz abone olarak bana en büyük desteği vermiş olursunuz. En büyük maneviyat desteğini vermiş olursunuz. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de çok hastayım zaten. Hepinizi çok seviyorum ve hoşçakalın.